Bildiğim tek şey şu ki resim yapıyorum çünkü buna ihtiyacım var. Frida'nın dünyasına hoş geldiniz. İşte Frida Kahlo'nun aşk ve acılarla dolu hayatı. Frida Kahlo 1907 yılında Meksiko'nun güneyindeki Coyoacán'da dünyaya geldi. 6 Temmuz 1907 günü doğmuş olmasına rağmen kendisi doğum tarihini Meksika devriminin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 günü olarak ilan etti. Yaşamının modern Meksika'nın doğuşuyla başlamış olmasını istedi. 6 yaşındayken geçirdiği çocuk felcinin sonucu olarak bir bacağı engelli kalmış, kendisine tahta bacak Frida denmişti. Bu engeliyle baş etmesini bilen Frida, genç kızlık çağında dönemin en iyi eğitimini veren Ulusal Hazırlık Okulu'nda okudu. Bu okul onu sanat, edebiyat ve felsefe gibi alanlara yönlendirdi. İleride Meksika düşün yaşamının önemli isimleri olarak anılacak Alejandro Gómez Arias, José Gómez Robledo ve Alfonso Villa Frida'nın okul arkadaşları oldu. Okulda anarşist bir edebiyat grubuna dahil olarak güçlü bir kişilik oluşturmaya başladı. 18 yaşında geçirdiği bir trafik kazası ise bütün hayatını değiştirdi. 17 Eylül 1925 günü okuldan eve dönerken bindiği otobüsün tramvayla çarpışması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü kazada tramvayın demir çubuklarından birisi de Frida Kahlo'nun sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmıştı. Frida'nın hayatı kazadan sonra korseler, hastaneler ve doktorlar arasında geçecek, omurgası ve sağ bacağında dinmeyen bir acıyla yaşayacak, tam 32 kez ameliyat olacak ve çocuk felci nedeniyle sakat olan sağ bacağı 1954'te kangren yüzünden kesilecekti. Kazadan bir ay sonra hastaneden çıkan Frida Kahlo, ailesinin teşvikiyle sıkıntı ve acıdan kaçmak için resim yapmaya başladı. Yatağının tavanındaki aynaya bakarak otoportreler yaptı. İlk otoportresi 1926 yılında yaptığı kadife elbiseli otoportre oldu. 1927 yılı sonunda yürümeye başlayan Kahlo, bu dönemde sanat ve politika çevreleriyle yakınlaşmaya başladı. Kübalı önder Julio Antonio Mella ve fotoğraf sanatçısı Tina Modotti ile tanışıp yakın arkadaş oldu. Birlikte dönemin sanatçılarının davetlerine, sosyalistlerin tartışmalarına katılmaya başladılar. Kahlo 1929'da Meksika Komünist Partisi'ne üye oldu. Bir yandan resim çizmeye devam eden Kahlo, aynı dönemde arkadaşı Tino Modetti aracılığıyla Meksikalı Michelangelo olarak anılan ünlü ressam Diego Rivera ile tanıştı ve ona resimlerini gösterdi. Aralarında romantik bir ilişki doğan iki ressam 21 Ağustos 1929'da evlendi. Evlilikleri fil ile güvercinin evliliğine benzetildi. Sanatçı ikinci otoportresini evlendiği yıl yaptı. Bir dipnot verelim. Bu eser 2000 yılında bir Amerikalı koleksiyoner tarafından tam 5 milyon Amerikan dolarına satın alındı. Yine 1929'da Rivera'nın Komünist Parti'den ihraç edilmesi üzerine Frida Kahlo da partiden ayrıldı. 1930 yılında eşiyle beraber Amerika'ya gitti ve 1953'e kadar eşiyle birlikte orada yaşadı. Evliliklerinden 2 yıl sonra bir düğün fotoğrafından yola çıkarak Frida ve Diego Rivera adlı tablosunu yaptı. San Francisco Kadın Ressamlar Topluluğu yıllık sergisinde sergilenen bu eser onun bir sergide yer alan ilk tablosu oldu. Çiftin fırtınalı bir evlilik yaşamı vardı. Sağlık sorunları nedeniyle bir çocuğunu aldıran ve ard arda iki düşük yapan Frida, eşinin sadakatsizlikleri nedeniyle 1939 yılında ondan ayrıldı. Ancak ikili bir sene sonra yeniden evlendi ve Frida'nın çocukluğunu geçirdiği mavi eve yerleşti. Aslında Frida'nın da evliliği sırasında çeşitli erkeklerle ilişkisi olmuştu. Bunlardan birisi de Rus devriminin önde gelen isimlerinden Lev Troçki'ydi. Troçki, Rivera'nın Meksika Cumhurbaşkanı başkanından aldığı özel izinle 1937'de Meksika'ya gelmiş ve Frida'nın evine yerleşmişti. İkilinin arasındaki ilişkiyi Troçki'nin eşinin fark etmesi üzerine Frida Troçki'den ayrıldı. Troçki'ye düzenlenen suikastin ardından suikastçı ressam Sigeros'un arkadaşı olması nedeniyle sorgulanan Frida bir süre Meksika'dan ayrılmayı uygun bulmuş. O sırada San Francisco'da bulunan eski eşi Rivera'nın yanına gitmiş ve çift orada yeniden evlenmişti. Sık sık sağlığı bozulan Frida dayanılmaz acılarla başa çıkmak için bütün gücüyle resim yapmış, yalnız ülkesinde değil Amerika ve Fransa'da da sergiler açmıştı. 1938'de New York'ta açtığı sergi ona büyük ün getirdi. 1939'daki Paris sergisiyle övgüler topladı. 1943'te La Esmeralda adlı yeni bir sanat okulunda öğretim üyeliğine başlayan Frida, sağlık durumu kötüleşmesine rağmen ders vermeyi tam 10 yıl boyunca sürdürdü. Sağlık koşulları nedeniyle Mexico City'ye gidemediğinden derslerini evinde veriyordu. Öğrencilerine Los Fridos, yani Frida'nın öğrencileri denildi. 1948'de yeniden Meksika Komünist Partisi'ne katılmak için başvurdu ve başvurusu kabul edildi. 1950'de omurgası
arasındaki sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 9 ay hastanede kaldı. 1953 yılı Nisan ayında Mexico City'de kişisel bir sergi açtı. 1954 yılı Temmuz ayında kangrenden ötürü sağ bacağı kesildi. Frida Kahlo 13 Temmuz 1954'te akciğer embolisi teşhisiyle son nefesini verdiğinde arkasında bıraktığı son tablosu Yaşasın Yaşam isimli bir natürmorttu. Cenazesi ertesi gün yakıldı. Külleri hala Mavi Ev'de muhafaza edilmektedir. Mavi Ev ise 1955'te Rivera tarafından devlete bağışlanmıştır. Frida Kahlo'nun hayatı Frida ismiyle sinemaya aktarıldı. Bu filmde Kahlo'yu Salma Hayek canlandırdı. 2005'te hayatını konu alan The Life and Times of Frida Kahlo adlı belgesel film çekildi. Frida Kahlo'nun 143 resmi vardır. Bunlardan 55 tanesi otoportredir. Resimlerindeki ustalık Pablo Picasso'ya bile biz onun gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz dedirtmiştir. Sürekli evcil hayvan besleyen Frida'nın beslediği hayvanlarla ilgili iki portresi vardır. İlki 1941'de yaptığı Ben ve Papağanlarım, ikincisi ise 1943'te yaptığı Maymunlarla Otoportre. Frida'nın resimleri sürrealist olarak nitelendirilse de o sürrealizmi hep reddetti. Resimleri aslında acı ve kesin gerçekliği yansıtıyordu. Frida'nın resimlerinde Meksika kültürü ve devrimci ulusal kimlik tuvale aktarılmıştı. Kahlo 1938'de New York'ta sürrealist resmin öncü isimlerinden André Breton'un da desteğiyle bir sergi açtı. Bu sergi ona uluslararası ün getirdi. 4 tablosunu ünlü aktör Edward Robinson'a satarak ilk büyük satışını gerçekleştirdi. Resimlerinin yarısı satıldı. Bu başarı üstüne 1939'da Paris'te bir sergi açtı. Paris sergisinde fazla resmi satılmasa da eserleri büyük ilgi topladı. Pablo Picasso, Frida'nın eserlerinden büyük övgüyle bahsetti. Louvre Müzesi sanatçının Çerçeve adlı tablosunu satın aldı. Sanatçı ülkesindeki ilk kişisel sergisini 1953'te Meksika'daki galerisinde açtı. Doktoru yatağından çıkmasını yasakladığı için serginin açılışına karyolasında taşınarak götürülmüştü. İşte aşk ve acılarla dolu hayattan geriye kalanlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.